Sivas Cumhuriyet Üniversitesi himayesinde düzenlenen öğrenci kürsüsü programının ikincisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Genç Sefa Vakfı işbirliği ile gerçekleştirildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Profesör Doktor Fuat Sezgin Kütüphanesi konferans salonunda düzenlenen Endülüs başlıklı söyleşiye Genel Sekreter Yardımcısı Alper Duran, Safa Vakfı Başkanı Levent Kasapoğlu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Mustafa Asbek ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Genç Sefa Kulübü Başkanı, İlahiyat Fakültesi Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Muhammed Ayta, Üniversite Rektörlüğü tarafından geçen yıl başlatılan öğrenci kürsüsü kapsamında kulübümüzde bu projeye dahil edilmiştir dedi. Rektörlüğü tarafından geçen yıl başlatılan öğrenci kürsüsü kapsamında kulübümüzde bu projede dahil edilmiş ve Endülüs Hülyası İlim Yolu başlığı altında bir araştırma ve sunum yapması istenmişti. Endülüs medeniyeti. Birazdan arkadaşlarımızın da sunacağı üzere öyle birkaç haftada hazırlanacak konu olmadığından arkadaşlarımız uzun bir süre araştırmalarını geliştirmişler ve bu doğrultuda olgunluğunu tamamlamıştır araştırmamız. Bildiğiniz üzere Endülüs medeniyeti İslam dünyasının en önemli merkezlerinden biri olmuş ve yıllarca ilimde ve sanatta zirvede yer almıştır. İnşallah bugün de güzel medeniyet hakkında yapılan çalışmalar neticesinde arkadaşlarımızın güzel bir sunum yapacaklarına emin olacağız. Endülüs'e dair genel bir bakış açısı sunarak konuşmasına başlayan Muhammed İkbal Bektaş, biz de Endülüs mevzu olunca böyle genellikle nostaljik bir algıdır, güzelleme yapar geçeriz dedim. Murabıtların Kuzey Afrika'da zayıflaması ilerleyen yıllarda 1147 yılına geldiğimizde zayıflaması ve yıkılmasıyla Endülüs tekrar siyasi kargaşa içine düşüyor. Bundan faydalanan İspanyol krallıklar sırasıyla Meriye, Turtuşa ve Laride'ye Müslüman emirlerin elinden arıyorlar. Bu defa Endülüs Müslümanlarının yardımına yine Kuzey Afrika'da hüküm süren Muvahhidler hanedanı yetişti. Murabıtlar ve Muvahhidler Kuzey Afrika'da mücadele içinde aslında. Murabıtlar yıkılınca bu sefer Muvahhidler güçleniyor. Bunlar da Müslüman bir topluluk. Bu sefer Endülüs Muvahhidlerden yardım istiyor Murabıtlar yıkıldıktan sonra. Süratle Endülüs'e gelen Muvahhidler, Hristiyan ordularını geri püskürttükleri gibi pek çok kaybedilmiş şehri de geri arıyorlar. Ayrıca 1195 yılında Birleşik Hristiyan Ordusu yani Haçlı Ordusu'nu ağır bir mağlubiyete uğratılar. Bunun üzerine hazırlanan yeni bir Haçlı Ordusu 1212 yılında Muvahhidlere mağlup edince Endülüs Müslümanları yine düşman saldırılarına açık hale gelip nitekim Hristiyan krallar saldırıya geçerek pek çok bağımsız Müslüman emirliğini ortadan kaldırmıyor. Endülüs'ün siyasi tarihi hakkında sunum yapan Oğuzhan Yiğittürk, 710 yılında Musa bin Nusayri tarafından Güney İspanya'nın durumunu öğrenmek için gönderilen Tarık bin Malik komutasındaki 500 kişilik birliğin keşif seferinde başarı göstermesi ve yüksek ganimetle dönmesi fetih konusunda Musa bin Nusayri iştahlandırıyor. Bütün hikaye böylelikle başlıyor diyerek Endülüs'ün fethi hakkında bilgiler verdi. Neydi Endülüs medeniyetini diğerlerinden farklı kılan? Veya Endülüs medeniyeti diğerlerinden gerçekten farklı mıydı? 1111'de Endülüs medreselerinde şu konuşuluyorken Bağdat medreselerinde ne konuşuluyordu? Veya 1111'de İbn-i Rüşd şunu tartışıyorken İspanya Paris'teki bir manastırda skolastik düşünce hangi durumdaydı? Neleri konuşuyorlardı? Karşılaştırmalı okumamız lazım. O zaman anlamlı olur. Endülüs deyince muhteşem bir geçmiş var, bir hükümme var, bir ağıt var. Ama Endülüs'ten sonra ne oldu? 1492'de birdenbire Granada düştü. Hristiyan haçlar Müslümanları katletti ve hikaye bitti. Bu kadar ucuz mu? Evet, orada bir katliam oldu. Hristiyanlar Müslümanları katletti. Ama 711 yılından 1492 yılına kadar 800 yıl süren bir hikaye var orada.